Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban Televizyonu'nda bir aktüel programıyla sizle birlikteyiz. Efendim, geçtiğimiz Mart ayında Almanya Nürnberg'deki İVA fuarındaydık. İVA fuarında Türk av sektörünü çok güzel şekilde temsil eden Hatsan firmasını ve oradaki yetkililerini ve oradaki çalışmalarını size tanıtmıştım. Efendim, şimdi İzmir'deyim. Hatsan firmasının fabrikasında çekimler yapacağız. Bir tüfeğin nasıl yapıldığını size göstermeye çalışacağım. Türkiye'de yaşayan efsanevi patronlardan Abdullah Taşyağan Bey, yani çok önemli ustalardan biri olan Abdullah Taşyağan'la birlikte fabrikadaki tüfeğin nasıl yapıldığını, bir tüfeğin nasıl yapıldığını sizlere anlatmaya, görüntülerle birlikte anlatmaya çalışacağız. Şimdi fabrikaya giriyoruz, Hatsan fabrikasına giriyoruz, İzmir'deyiz. Merhaba, merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin merhaba. Ali Bey. Abicim, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Seni görüp daha iyi olduk. Sağ olasınız. Sevcan Hanım, merhaba. 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 Efendim, şimdi içeriye girelim. Bir sohbetimizi yapalım. Ondan sonra fabrikayı dolaşalım. Tamam? Buyurun. Buyurun. Evet Abdullah Beyciğim, buyurun. Burası bizim büromuz. Evet. Bu bölümümüzde burası iş tedarik. Bu evet. Bölümümüz muhasebe bölümümüz. Evet. Muhasebe şefimiz Fatma Hanım, Anıl Bey. Burası personel bölümümüz. Evet. Bu arka bölümde de ithalat ihracat departmanımız burası. İthalat ihracat departmanımızın Hüseyin ona müdürümüz burası. Ali Bey. Selay Hanım, Selay bakar mısın bu tarafa doğru bir fotoğrafa? Şöyle bak. Uzun müddettir beraber arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Hepsi de çok memnunuz. Bugün bu firmamızın başarısında en büyük şeyleri bu arkadaşlarımızdır. Başarı bu arkadaşlarımızdır. Firmamızın başarısında katkılar bu arkadaşlarımızdır. Burası idari bina. Burası yani. İdare binamız. Evet. Peki, şimdi o zaman... Üst katlarda arşiv odamızlar var. Ha. Şimdi yazıhaneye geçebiliriz. Üretime girebiliriz. İsterseniz üretime girelim. Üretime girelim. Hadi üretime girelim. Sevgili izleyiciler, şimdi fabrikanın önemli bölümlerine gireceğiz ama önce ben bu dostları size bir tanıtayım. Demiştim Abdullah Taşyağan hem fabrikanın sahibi hem ustası hem kurucusu hem de yaşayan efsane ustalardan Türkiye'de. Siz kendinizi çok kısa bir anlatır mısınız? 1944 Konya Beyşehir doğumluyum. 42 yıldır tüfek imalatı yaparım. Başka iş tanımadım ve bu tüfeği Türkiye'de ilk defa havalı tüfeği yaptım. Türkiye'de ilk defa PCP tüfekler yapıyorum. Türkiye'de ikinci defa otomatik pompalıyı yaptık ve halen de Türkiye'nin en büyüğü olarak devam ediyoruz. Peki. Ve 3 tane de fabrikamız, ikinci fabrikayı devreye aldık, çalışıyor. Onu da gezeceğiz. 3. fabrikanın da inşaatı bitti. Daha çalışmaya seçimden sonra başlayacağız. Görüyorsunuz değil mi? Yaş kaç? Yaş bizim şu anda 67. Maşallah. Ama 100 yıl yaşına kadar yaşayacağım. 100 yıldan sonra düşüneceğim, bir de avansları kullanacağım. Ama ne kadar avans alırız onu bilemiyorum artık. Abdullah Bey çok iddialı sevgili izleyiciler. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi Bahtiyar Taşyağan, sizin göreviniz? Ben şirketin genel müdürüyüm. Askerden sonra fabrikada göreve başladım. Yaklaşık 20 yıldan beri de buradayım. Peki, teşekkür ediyorum. Sizi tanıyayım. Merhabalar, ben yurt içi satış müdürüyüm. Sevcan Şendil Sazan. Bu sektörle, bu aileyle 6 yıldır beraberim. Çok güzel. Bayan olarak av sektöründe nasıl oluyor? İlk başta tabii ki zorlandım. Bayan olarak birazcık tepkiler, bayan mısın, yetkili misin diye çok oldu. Ama artık alıştılar, sizin sayenizde de bayanları ekranda gördükçe halkımız da buna alıştı diyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Hamza Taşa, Türkiye Pazarlama
personelin müdürüyüm. Distribütörlük yapıyoruz. Evet. Ne kadar zamandır buradasın? 7 yıldır. 7 yıldır buradasın. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bütün Türkiye'yi dolaşıyorsun. Evet, bütün Türkiye'yi. Çok güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir tane daha dostumuz var burada. Seni tanıyayım. Ben Ayçegen Aykut. Abla amcanın 1995 yılından beri manevi silah mühendisiyim. O yıllardan beri tanışıyoruz. Evet. Avcı. Avcı. Sevgili dostlar, Aytekin'le biz avlara çıkıyoruz. Oralardan da tanıyorsunuz. Mikrofonu fazla vermeye gelmiyor. 20 dakikadan önce kesmiyor mikrofonda sözü. Onun için ben bu kadarla idare ederim. Şimdi Abdullah Bey'den şu demirler nedir bir anlatır mısınız diyeceğim. Ali Bey, ben size anlatayım. Bu dünya standartlarında asil çeliğe özel alışımı yaptırılmış, bütün dünyanın kullandığı analizlerde namlu çeliği üzerinde, eğer kamera alabilirse bütün şeylerini de okuyabilirsiniz, etiketlerini okuyabilirsiniz. Tamamen normalize edilmiş ve bu delmeye hazır çeliktir. Namlu çeliği, evet. Namlularımız bundan olur. Evet, bütün peki. Dünyaya bu namluları gönderiyoruz. Her testi de en iyi derecelerde geçiyoruz. Çok şu anda hiçbir problemde yaşamadık. Bunlar tamamen İtalya'dan aldığımız tüfeğin iç parçaları. Yapılması için özel yapılmış profiller. Bu tüfek parçalarına uygun 18 krom molibden 5 malzemesi. Yani özel ısır işleme tabi tutularak bu malzemeler İtalya'dan alıyor, yaptırıyoruz. Bunlar tüfeğin iç parçaları, can damarı olan, kilidi ve çekme tırnağını taşıyan, iğneyi taşıyan mekanizma. Bu mekanizmalar da hepsi İtalya'dan yapılıyor. Bütün dünyanın en meşhur markalarını kullandığı malzemelerin aynısını biz de getirip Türk milli avcısının hizmetine sunuyoruz. Bunların hepsi İtalya'dan yapılıyor ve büyük paralar ödenerek. Şu anda dünyanın en iyi markalarını kullandığı malzemeleri biz de kullanıyoruz. Bizim fabrikamızda tüfek üretim prosedüründe kesinlikle biz yan sanayi malzeme kullanmıyoruz. Hep kendiniz. Bütün malzemelerimiz yurt dışından getirtiyoruz. Kritik malzemelerimizi yurt dışından yaptırtıyoruz. Yaptırabildiğimiz bazı malzemeleri Türkiye'nin en iyi firmalarına verip orada ham madde olarak ürettiriyoruz. Fabrikamıza ham madde olarak getirtiyoruz. Ve yaklaşık 80 tane CNC makinemiz var. Şimdi içeri girip göreceksiniz. Bunlar da kendimiz bilakis mühendislerimiz ve teknik elemanlarımızın gözetiminde çok hassas bir şekilde üretiyoruz ve tüfeklerimizde bunu kullanıyoruz. Bravo. Vallahi çok... Yan sanayicinin yapacağı hatayı, malzeme hatası ya da üretim hatasını kesinlikle tüfeklerimize yansıtmıyoruz. Yani kendiniz yurt dışından getirdiğiniz malzemeleri işletiyorsunuz, evet. Ama yan sanayide yaptırmıyorsunuz herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için. Evet. Tüfekler. Çünkü bu malzemeler çok kıymetli malzemeler. Tüfeklerimiz de bizim için çok kıymetli, çok değerli ve markamız da çok büyük bir marka. Uluslararası piyasada çok tutulan bir marka. Kesinlikle şansa bırakamayız. Yani bu işin şansı yok diyorsunuz. Evet. En kalitesini, en iyisini yapacağız. Evet. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz, evet. Vallahi tebrik ediyorum. Peki sağ olun. Bak dolaşalım şeyi, fabrikayı. Burada. Burada da havalı tüfek namluları, havalı tüfek namluları var. Bunlar da tamamen ithaldır. Bu bölüm, bunu başlayacaksak, bu bölümde ısır işlemler var. Mesela, ama orada duruyor değil mi? Oraya gidelim o zaman. Şimdi bize tüfeği sıfırdan yapalım. Tamam. Onu gösterelim. Tamam. Namlusu nasıl deliniyor? O zaman arkadan başlamamız lazım. Oradan başlayalım. Öyle mi? Namludan buradan başlayalım. Gel, kasadan başlayalım. Tamam. Bak, Ali Bey, şimdi burada alüminyumlar, takozlar geliyor. Burada bu şekilde gelen takozları özel alışımlı 7075T6 alışımlı alüminyum takozları burada alıyoruz. Bu şekilde işliyoruz. Tamamen bitmiş şekilde işliyoruz bu tezgahlarda.
Sonra bunları polisaj ve kaplamaya gönderiyoruz. Kaplamadan sonra yapıyoruz. Kaplamaları da biz yapıyoruz. Kaplamalardan sonra da montaja giriyoruz. Bunları tek tek göreceğiz. Evet. Burası yurt dışından getirdiğimiz ham maddeleri burada kilitlerini yapıyoruz. Tamamen bilgisayarlı tezgahlarda, bindelikli ölçülerde ve bizim bütün tüfeklerimizin en büyük özelliği parçaları kendimiz yapıyoruz. Bir otomobil parçası gibi her parça her tüfeğe uyar. Yani hiçbir kilidi bir tüfeğe alıştırmayız. Her otomobil parçası gibi 5 sene sonra da 10 sene sonra da bu kilidi alsanız aynı yeni tüfeğe yakabilirsiniz. Bu ham madde oradaki gördüğümüz, kasalardaki gördüğümüz İtalya'dan gelen özel alışımlı mekanizma profilleri. Bu profilleri destede kesiyoruz. Sonra bu makinede bu şekilde işlemeler yapıyoruz. Piyasalarda bu şekilde işliyoruz bunları. Şimdi makine işliyor. Bu şekilde bu makineleri deliklerini deliyoruz. Bütün deliklerini deliyoruz. Ve bütün işlemlerini burada işliyoruz. Ondan sonra taşlamaya götürüyoruz bunları. Ali Bey, şimdi bu makinalarımız, karşılıklı makinalarımız destereden bu şekilde Toro'dan gelmiş malzemeleri divizörden diğer işlemlerini bitiriyor yani. Bu şekilde işlemleri bitiriyor. Bütün fişek atma yerlerini, memelerini, bu kilit yerlerini tamamını bir defa da bir kere bağlı işte bütün işlemleri bitiyor. Bitmiş kep olarak çıkıyor. Bitmiş kep dediğimiz malzeme. Evet, kep dediğimiz malzeme bu. Bu da tekrar buradan ısı işleme gidecek. Ondan sonra kaplamaya gidecek. Bu da bizim bu kazı dediğimiz tüfek modellerimizin bunlar kolları, pistonlardan gelen darbeleri, kilit açma kollarıdır. Bu profiller İtalya'dan gelen profillerdir bunlar. Tüfek boyunda kesilir. Sonra bu makinede tamamen bir bağlayıcı işlerin bir tamamını bitiriyor. Sonra bu şekilde getiriyoruz. Şimdi bu nedir? Bu asil çelikten özel alışımlı yapılan namlu çeliği. Namlu çeliği. Bu şekilde yani. Evet, bu şekilde kesiliyor dolu olarak. Sonra bunları makineye deleceğiz. Delikten sonra bu hale gelecek bakın. Şimdi bunları delinmişler. Geldikten sonra bunları tornaya götürüp üzerini profille tornalıyoruz. Kaç tane makine, delme makinesi var? 22 tane delme makinemiz var. 22 delme evet. Makinesi var. Şimdi o makinelerin delmesini görelim. Şimdi bu makine o elimizdeki malzemeleri, bağladığımız malzemeleri deliyor. Geldikten sonra bunları profil namlu şeklinde tornalamaya götürüyoruz. Onları da göstereceğim size. Ondan sonra honlamaya gireceğiz. Anladım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu makinede 22 tane var, namlu delmemiz var. Hem havalı tüfeği hem ateşli tüfeği deliyoruz. Havalı tüfeği deliyoruz. Evet, şimdi neredeyiz? Ali Bey, şimdi bu delinip oradaki, önceki gördüğümüz delinmiş namlular, bu şekilde delinmiş namluları burada, bu tornada kopyalıyoruz. Kopya üzerinden geçiyoruz. Bu şekilde yapıp balanslarını alıyoruz. Tamamen sıfıra inilmese de en az limit balansa kadar hassas şekilde ayar yapıyoruz bu tezgahlarımızla. Bu delmeden gelen çeliklerimiz, özel üretilmiş namlu çelikleri burada özel bir tezgahta işleniyor. Bu tezgahtan iddia ediyoruz yalnız Hatsan da vardır. Başka diyor, bütün diğer firmalarda tek lünetli. Hatta şimdi bunu duyacak diğer tüfekçi arkadaşlarımız, rakiplerimiz de yapar ama işte şahidi burada. Onlarda tek lünet vardır ve balansı tam alamazlar. Bizimkisi de özel imalattır. Çift lünetlidir. Ve tamamen balansı giderdik biz bunlar. Bu da benim dizaynımdır. Çift lünetli tezgah Spinner, Almanya Spinner firmasından özel yapılmıştır. Sade namlu yapar bu tezgahlar. Öbür komşular kızmasın. Maalesef kızmasınlar da onlar da yaptırsın. Bu makine Avusturya'da sadece şok yapar.